Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu dersimizde clock yani saatlerden bahsediyor olacağız. Aslında tam olarak saat çevirisi de doğru olmaz. Biz buna hep clock diyelim olur mu? Siz de zaten ne olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Yani biz bir önceki derslerde latch diye bir şey gördük. Şimdi flip-flop'lara geçmeyi bekliyorduk. Fakat siz birden ne yaptınız? Flip-flop yerine clock diye bir konu getirdiniz karşımıza. Neden? Zaten acelemiz var. Arkadaşlar şimdi şöyle. Eğer clock'un ne olduğunu bilmezseniz ve bir clock'u tetikleyen şeyin ne olduğunu bilmezseniz flip flop'u bilmenizin herhangi bir anlamı yok. Zaten bilemezsiniz de. O yüzden öncelikle iki dersimizi buna ayıracağız, bunu anlayacağız. Ve bunu anlayabilmek için de ne yapacağız? Bir önceki derste gördüğümüz latch'i hatırlayacağız. Şimdi arkadaşlar NAND ile bir leç görmüştük değil mi? Şöyle iki tane NAND kapımız vardı. Bu NAND kapılarının ucunda outputlar vardı. Birincisinin inputlarından bir tanesi S, ikincisinin inputlarından bir tanesi R idi. Ve birincisinin inputları ...dan bir tanesi neydi arkadaşlar? İkincisinin output'uydu. Şu şekilde ifade etmiştik. E, tam tersi de geçerliydi değil mi? Şöyle ikinci NAND kapısının input'larından biri de birinci NAND kapısının output'uydu. Buraya Q, buraya da Q'nun değili demiştik. Daha sonrasında farklı durumları inceleyebilmek için... ...ben dedim ki bizim buradaki amacımız... ...bu SR leçinin arkadaşlar doğruluk tablosunu elde etmek. Ve bunu yapmak için NAND kapıları kullandığımızdan... ...şöyle AB dedim. Bunların değerlerini 0011, 01, 01 olarak yazdım. Daha sonrasında NAND kapısının ne olduğunu buraya yazdım. AND'in tam tersini elde edecektik. Bakın 1, 1, 1, 1, 0 olacaktı. Daha sonrasında da SR'ın, SR leçinin nesini bulduk arkadaşlar? Doğruluk tablosunu bulduk. Onu da hadi şöyle şuraya yazalım. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 şeklinde. Şimdi arkadaşlar burada 0, 0 durumunda Q, Q'nun değiline ne diyorduk? Kullanma. Burayı kullanmıyorduk. 0, 1 olduğu zaman 1, 0, 1, 0 olduğu zaman 0, 1, 1, 1 olduğu zaman da memoriyi elde etmiş oluyorduk. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunların hepsi güzel ama niye tekrar ettin? Zaten bir önceki videoda vardı. Tekrar etme derim şu arkadaşlar. Biz bu verileri elde ederken hatırlıyorsanız önce demiştik ki atıyorum S eşittir 0, R eşittir 1 olursa Q eşittir 1 olur. Q'nun değili eşittir 0 olur. İşte daha sonra eğer ben gider S eşittir 1, R eşittir 1 yaparsam yine Q'nun ve Q'nun değilinin değerini değişmediğini görürüm. Ha o zaman buna memori derim. Bu benim hafızamdır. Çünkü değerleri aynı tuttum. Ha işte şimdi bunların değerleri şu şu olursa bu S ve R'nin değeri şöyle değil değişirse yani baktığınızda bir sürü işlem yapıyoruz biz. Ve bu sadece ne için arkadaşlar? Memoride bir eleman tutabilmek için. Ve baktığınızda sadece bu da olmayacak. Biz eğer genel olarak sıralı bir diziden bahsediyorsak buradaki leç dışında bizim bir de kombinasyonel yani birleşik dediğimiz devre de bulunacak işin içinde. Bu kadar çok işlem varken ne zaman S0 olacak, ne zaman S1 olacak, ne zaman R0 olacak, ne zaman R1 olacak bunları algılayabilmek için ne yapmamız lazım? Bir sistem dinamiği yerleştirmemiz lazım arkadaşlar arkadaşlar. Her elemanın kendi zamanı geldiğinde çalışması lazım. Bu kadar basit. Her elemanın kendi zamanı geldiğinde çalışması ne demek? Bizim buraya bir zaman atamamız demek. İşte clock dediğimiz şey de budur arkadaşlar. Bizim sıralı devrelerimizde olay akışını kontrol eden sinyale biz clock diyoruz. Bu clock dediğimiz şey 0 1 2 3 4 5 diye saniye değeri gibi düşünmeyin sakın. Bu clock bir sinyaldir arkadaşlar ve hatta bunun en meşhur örneği de şöyle bir sinyaldir. Tabii buraya öncelikle şunu yazayım. Clock dediğimiz şey evet buna saat diyoruz bu bir sinyal arkadaşlar. Sinyal olması da şu anlama geliyor daha sinyal ve sistemler dersi vermedik ama bu çok basit bir şekilde bir fonksiyon. Yani fonksiyon olduğu için de aslında bir fonksiyonun belirli başlı bazı özelliklerine de sahip olacak. Buna da dersin ilerleyen zamanlarında geleceğiz. Ama şimdi ben size genel bir sinyalin genel bir clock sinyalinin nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Bunun için tabii ki biraz ben vakit harcarım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben buraya bir clock sinyali çizdim. Tabii ki diyeceksiniz ki burada hani bazı düzensizlikler var. Arkadaşlar bunun her birini eşit olarak düşünün. ben. Tam da güzel çizemedim. Bu bir clock sinyalinin örneği arkadaşlar. Ve burada olan şey şu. Baktığınızda bakın şu dın 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 diye çizdiğim yere değer 0 dersem ve şuraya da şöyle tık 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 yapayım buraya da değer 1 dersem, buradaki clock sinyali bazı zamanlar için 0, bazı zamanlar için 1 değerini almış oluyor. E o zaman Şimdi ben bu klok sinyalini düşünerek yukarıda bu SR leçi dediğim şeyi de böyle bir kare kutu içine alırsam ve bunu bir kare kutuyla ifade edersem şuraya geldim böyle bunu ifade ettim değil mi? Buraya kadar bir problem yok hatta bunu tekrar kırmızıyla yapalım ki aynı SR leçinden bahsettiğimiz belli olsun. Böyle bir kutuyla ifade ettim. Daha sonrasında iki tane input yolluyorum buna. Bunlar S ve R. Burada bir problemimiz yok. Bakın S'i yolladım, R'i yolladım. Bir de Q ve Q'nun değil diye iki tane output elde ettim. Tam bunların olduğu esnada gittim arkadaşlar. Bir de bu clock'u yolladım. Bu arada clock'un kısaltılmışı CLK ile gösterilir. Bunun clock olduğunu unutmayın. E şimdi bu ne yapacak arkadaşlar? Bizim buradaki SR leçimizi bazı zaman aralıkları için çalıştıracak ve bazı zaman aralıkları için durduracak. Ve bunu da belli etmenin bazı yolları var arkadaşlar. Şimdi ben size soruyorum. Birken mi çalışacak bu leç? Sıfırken mi çalışacak? Ha işte o dediğiniz değişir arkadaşlar. Biz de buna ne diyoruz biliyor musunuz? Buradaki saatin bizim SR latch'imize artık flip-flopumuzun neyse trigger etme yani tetikleme yöntemleri. Birden fazla tetikleme yöntemi var. Bunları bir sonraki derste göreceğiz. Ama bu tetikleme yöntemlerini daha iyi anlayabilmek için bakın şuraya biraz zoom yapalım ve buradaki arkadaşlar clock sinyalinin özelliklerini öğrenelim. Örneğin yeşil kalemimi elime aldım. Çizdiğim yerlere dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu çizdiğim yerler çok kıymetli. Bakın burası burası burası, burası, burası. Bunlar nedir arkadaşlar? Seviye 1'dir. Yani sinyali 1 olarak aldığımız yerdir. Bunu pozitif negatif lojik olarak düşünebilirsiniz. Turuncu kalemimi alıyorum bakın. Burası, 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 burası. Bunlar da nedir arkadaşlar? Değeri 0 olarak aldığımız yerler. İşte bunlar arkadaşlar level 1 ve level 0 diyoruz tamam mı? Bunları unutmayalım. Bir de bizim bu level 1, level 1 ve level 0 dışında arkadaşlar rising edge ve falling edge dediğimiz şeyler var. Şimdi hocam bunlar ne demek? Bakın arkadaşlar şurayı değerlendirmenizi istiyorum. Şöyle de bir ok çizdim. Burası nedir? Bizim sıfır seviyesinden bir seviyesine gittiğimiz yerdir. İşte o yüzden bu maviyle çizdiğim yere rising edge deriz arkadaşlar. Yani yükselme köşesi. Bunu da hemen şöyle söyleyelim. Bakın rising ne demek? Rising of stars diye bir tane reklam çıkıp duruyor bana YouTube'da. Oradaki rise yükselmek demek arkadaşlar. Bu yükselmeniz anlamına geliyor. Buradaki edge de köşe demek arkadaşlar. Evet bakın tam köşede olmuş. Bir de falling edge diye bir kavramımız var. Onu da kırmızı ile göstereyim. Bakın burada bir state'inden şuna şöyle bir ile geldik değil mi? Daha sonrasında turuncuya şöyle aşağıya düştük arkadaşlar. Buna da falling edge diyoruz arkadaşlar. Fall düşmek demek. Falling edge düşen köşe demek. Şimdi hocam bunları bize niye anlattın derseniz şu yüzden anlat. Bir clone sizin flip flop'unuzu veya leçinizi diyeyim artık daha genel bir tabirle. Tetiklemesinin iki farklı yolu var. Ya bunu etçiler sayesinde, köşeler sayesinde yapar ya da seviyeler sayesinde yapar. Bunu bir sonraki derste göreceğiz ama yine de burada öğrenmeniz kıymetliydi. Bunun dışında arkadaşlar klokların bazı özelliklerinden bahsedeceğim ve bu özellikler çok kıymetli. ilginizi çekeceğini de düşünüyorum. Şimdi buna bir sinyal, bir fonksiyon demiştim değil mi? Eğer bu bir sinyalse, bunun yani fonksiyonsa bunun neyi olması lazım? Bir periyodu olması lazım. Bu periyot dediğimiz şey arkadaşlar bizim sinyalimizin ne kadar sürede kendisini tekrar edebiliriz bildiği. Ve bunun birimi zamandır. Bakın bunu unutmayın. Periyotu biliyoruz zaten. Peki frekans ne demek arkadaşlar? Buradaki sinyalin kendisini ne kadar sık tekrar ettiği ve frekansı da bir bölü periyot olarak tanımlayabiliriz. Bunun da arkadaşlar birimi nedir? Hertz'tir. Şöyle buraya yazalım. Şimdi bunların dışında arkadaşlar bu clock dediğimiz şey aslında sistemin kontrol mekanizması değil mi? Ve mantıken düşünürseniz eğer benim klomun frekansı ne kadar yüksekse benim klom saniyede o kadar fazla işlem yapabilir. Çünkü ben frekansı arttırırsam bakın buradaki sinyallerini daha farklı bir sinyal elde ederim. Böyle daha sık bir sinyalim olur. Bakın şöyle 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 giderim. Tabii ben çok kötü çiziyorum ama siz anladınız değil mi? Şöyle böyle çizerim. Bakın frekansı biraz daha arttırsam şöyle biraz daha arttırılmış halini çizeyim. Böyle bakın çok sık 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 işlem yapmaya başlarım. İşte bu yüzden arkadaşlar siz bilgisayar alırken aslında işlemcinizin bir clock hızı vardır. Orada yazar clock speed diye. Eğer İngilizce bir siteden bakıyorsanız. Ve bunlar da mesela ortalama 2.7 GHz'dir mesela. Aslında yavaş yavaş günlük hayatta kullandığımız konsept Burada da işlendiğinin farkındayız değil mi? 2.7 GHz ne demek? Sizin bilgisayarınızdaki clock arkadaşlar sizin bilgisayarınızı kontrol eden clock saniyede 2.7 GHz sayısında işlem yapabiliyormuş. Hertz zaten frekansın birimi gördünüz mü? Ha işte aslında şu an o clock'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Ama bu bilgisayarınızdaki clock'un çok daha primitif bir halinden, çok daha ilkel bir halinden bahsediyoruz. Ve arkadaşlar bu clock sinyali ile alakalı bir diğer özellikle duty cycle dediğimiz görev süresi. Bunu da hemen şuraya not edelim. Duty cycle. Duty cycle dediğimiz şey arkadaşlar temel olarak bu sinyalin bir değerini aldığı yerlerin zaman cinsinden ifadesi. Yani şöyle T yazmış şey zaman. Hangi zamanları istiyorum şu an? Sinyalin bir değerini aldığı yerler. O yüzden buraya diyorum ki sinyal eşittir bir. Bölü diyorum arkadaşlar tüm zamanlar. Şöyle t tüm diyeyim tüm zamanlar. Yani bu aslında ne anlama geliyor duty cycle? Senin görevde olduğun yeri gösteriyor. Bakın şu mantıkla düşünebilirsiniz. Siz bir atıyorum askersiniz tamam mı? Nöbete çıkıyorsunuz. Nöbette olduğunuz vakitler, bölü tüm vakitler sizin ne kadar nöbete çıktığınız, ne kadar çalıştığınızı gösterir. Bu mantıkla düşünebilirsiniz. E burada baktığınızda da ben tabii bunu tam eşit çizemedim ama ben burada hem level 0'ların hem level 1'lerin aynı olmasını isteyerek çizmiştim. Örneğin aynı yapabilseydim, becerebilseydim buradaki sinyalin duty cycle'ı %50 olurdu. Neden? Yarısında çalışmış, yarısında çalışmamış mantığıyla devam ederdik. Şimdi arkadaşlar bundan bir sonraki derste tetikleme metotlarından bahsediyor olacağız. Çok önemli bir ders. Çünkü tetikleme metotları sayesinde biz bir latch ve flip-flop arasındaki fark ne? Bunu öğreniyor olacağız. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.